Başak Kalyon. İzmir'den geliyorum. 25 yaşındayım. Çocukluğumdan beri müzikle ilgileniyorum. Öncüm ablamdır. Yaklaşık 12 yıldır kuaförlük yapıyorum. Müzik ağır bastığı için hayalim olan konservatuvar sınavına girdim ve şu an Ege Üniversitesi Türk Müzik Lisesi Devlet Konservatuvarı'nda 2. sınıf okumaktayım. Müziğe çocuk yaşta başladım. Bağlamaya olan aşkım ağır bastı. Üzerine düştüm. Bağlama çalıyorum nacizane. Çok az piyano deneyimim var. Okul eğitimini görüyoruz zaten. Sahne alıyorum okul dışında akşamları. Bu şekilde müziğimi ilerletmeye çalışıyorum. Bu platformda bulunmam gerçekten çok onur verici, gurur verici bir şey. Ailem çok istiyordu. Şu an çok mutluyum. İyi ki buradayım. Her şeyin hayırlısı olsun. Hadi kuzum. Başarılar diliyorum yavrum. Hadi bakalım. Hayırlısı olursa eğer jüri üyelerinden belki iki tanesini döndürebilirim diye düşünüyorum. Gönül ister hepsi dönsün. Vay. Aldık. Kızımızı almaya geldik. Hoş geldin. Nasılsın? Çok heyecanlıyım. Sizi görmek çok heyecanlı. Seni görmek de öyle. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Tanıyalım mı seni? Evet. Başak Kalyon, İzmir'den geliyorum. Ege Üniversitesi Türk Müzik Lisesi Devlet Konservatuvarı'nda 2. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda kuaförüm. Böyle ikisini bir arada götürüyorum. Öyle. Harika. Müzikle alakam nedir? Müzikle alakam, yani 12 yaşından beri çalışıyorum. İçimde kalmıştı konservatuar hayali. Dışarıdan ortaokul lise bitirdim. Sonra üniversiteye girdim. Hı hı. Hem sahne alıyorum arada bir böyle. Hem okuyorum hem çalışıyorum. Öyle müziği çok seviyorum. Türküleri çok seviyorum. Oh. Çok heyecanlandım. Bağlama çalıyorum aynı zamanda. Oh. Normalde çalıp okuyorum genelde. Öyle. Bağlamanın kralıyla aynı sahneyi paylaşmak nasıl bir duygu? Çok büyük hayranıyım. Severek takip ediyorum, izliyorum. Biz de öyle. Mustafa için bir alkış alabilir miyiz? O kadar kendi tarzı var ki hemen anlıyorum biliyor musun? Bambaşka bir tarzı var. Biz de senin hayranınız. Buradan böyle hayranlıkla seni dinliyoruz, ya izliyoruz. Mustafa, Mustafa. Mustafa bir döksene, bir şey yapsana, bir yık ortalığı ya, bir yap bir şey, hadi ne olur şimdi, hadi bir şey yap. Ne
Kemal. Kalktı, göç eyledi, avşar elleri. Bayılıyorum. Mustafa'ya hep alkış, o tarafa çok alkış geliyor söyleyeyim. Bu taraf unutuluyor, buradaki o siyah ya, giyen adamlara da bir alkış rica ediyorum gerçekten. Evet, vallahi ben çok beğendim. Çok teşekkür ederim, yani, çok mutluyum. Ya türkü başka bir şey tabii. Türkü herkes söyleyemez. Ben söyleyemem, hiç alanım değil ama çok da anlamam belki de ama kalbime dokunduğu an benim için okeydir. Benim kalbime çok dokundu. Türkü söylemenin şöyle bir şeyi başka var bence. Başka bir şey o yani. Yanlış bir şey söylemeyeyim ama yani türkü, bir tane türkü biliyor olamazsın türkü söylemek için. Ha, bunu geçen söylemiştin ya, sen bana. Ya da 2-3 tane türkü biliyor olamazsın türkü söylemek için. Türk halk müziği, o Anadolu, o birbirine bağlı hikayelerin hepsine hakim olman, birbirine bağlaman, gönülden sevmen, derleyenleri az çok bilmen lazım. O genel bir resim yani, içinden bir tane seçtim ve gırtlağım iyi, ben bunu okuyayım değildir türkü. Onun için de çok önemli türkü okumak. Türkülerle büyüdüm, ya, öyle söyleyeyim. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Hayırlı beraberiz. Olsun. Beraberiz. Çok mutluyum. Ben teşekkür ederim. Başarılar. Duygulandırdım annemi. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Sen neler söyleyeceksin? Hadiseyle yoluna devam ediyorsun. Çok mutluyum. Bir şey diyeyim mi? Şu an çok mutluyum. Heyecanlısın. Evet, heyecanlıyım ve mutluyum. Çok tutmuyorum seni. Teşekkür ederim. Bol şans diliyorum bundan sonrası için. Çok sağ ol. Çok iyi bakın. Sen de kendine çok iyi bak. Allah'a emanet olun. Sizler de öyle. Görüşürüz. Buradan buyurun.